CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Kırşehir Merkez Babaşı ikinci etap toplu konutlarında yaşanan sorunları gündeme getirdi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, TOKİ Kırşehir Merkez Bağbaşı 2. etap toplu konutlarının tesliminden tüm düzenlemelerine kadar olan vatandaşı mağdur eden gecikme ve yaşanan sorunları gündeme getirerek konuya ilişkin ne tür planlamaların yapıldığını çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanına sordu. İlhan, TOKİ'nin yaşattığı büyük problemler Kırşehirli hemşerilerimizin çok zor durumda bırakmıştır. TOKİ'nin ikinci etap projesine ilişkin yaşanan aksaklıkların, gecikmelerin vatandaşları sıkıntıya ve zor durumlara düşürdüğüne değinerek eleştirilerine ve duruma ilişkin tespitlerine ilk olarak şu şekilde yer verdi, TOKİ Kırşehir Merkez Babaşı ikinci etap toplu konutları, en geç teslim edilen konutlar olarak Kırşehir halkının hafızasında yer edinmiştir. Ayrıca teslim sürecinde bina, daire ve çevre düzenlemelerinde TOKİ'nin yaşattığı büyük problemler Kırşehirli hemşerilerimizin çok zor durumlar yaşamasına neden olmuştur. Site sakinleri yaklaşık 7 yıldır TOKİ yönetiminin, genel kurul, yapmaktan kaçındığını, bu sebeple de yönetim ve denetim kurullarında yer alamayan site sakinlerinin yönetimin aldığı kararlar ile ilgili iş, işlem, uygulama ve harcamalar konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilmediklerini iddia etmektedirler. Güncel borç ve fiziki sorunlar çözüme kavuşturulmadan hareket edilmektedir. Son olarak İlhan, 685 konutu kapsayan ikinci etapın site yönetiminin yüklü miktarda borç ve süre gelen çözüme kavuşturulmamış fiziki sorunlar ile alelacele TOKİ tarafından daire sahiplerine devredilmesinin planlandığı durumunun site sakinlerince dile getirildiğine dikkat çekti ve bakana sırasıyla şu soruları yöneltti. Şu ana kadar TOKİ'nin gözetim ve denetiminde yürütülen Kırşehir Bağbaşı TOKİ ikinci etap konutlarının site, üst yönetiminin kat maliklerinden oluşturulacak yeni yönetimi. Devredilmesi kararı neden sorunlar mevcudiyetini korurken planlanmaktadır? TOKİ bu konutların gerek bina gerek daire gerekse de çevre düzenlemeleri ile ilgili tüm eksiklikleri gidermiş midir? Gidermemişse tamamlanmamış ne gibi eksiklikler vardır? Site sakinlerinin tarafımıza ulaşan TOKİ yönetiminin iş, işlem ve uygulamalarında şeffaf olmadığı doğru mudur? Doğru değilse nasıl bir yasal süreç işletilmiştir? TOKİ Kırşehir Merkez Babaşı 2. etap toplu konutlarının yönetimini borçlu olarak mı? Kat maliklerinden oluşan yeni yönetime devredecektir.